ettin yani? Nazar borcusun sen, nazar borcusun. Ben kendimi arkadaşlarıma feda ettim kardeşim. Aynen. Yeter. Ya çok mutluyuz, çok mutluyuz. Mükemmel bir çalışma. 5 aylık çok yoğun bir çalışma yaptık hakikaten. Her komitede. O kadar hakkımızda üretilen tezviratlara rağmen, o kadar algı operasyonlarına rağmen, Allah'a şükürler olsun ki bu ticaret ve sanayi odamızın gerçek sahipleri, gerçek üyeleri, ticaret erbabı, iş adamlarımız bunlara prim vermedi. Allah'ın izniyle 27 yıl sonra bu şehirde böyle büyük bir şekilde coşkulu bir seçim heyecanını yaşattılar bizlere. Allah'a şükürler olsun ki çok büyük bir ezici bir çoğunlukla ticaret ve sanayi odasında artık bundan sonra iş dünyamızda, ticaret erbabımıza en iyi şekilde çalışmak için elimizden gelen emekleri sarf edeceğiz inşallah. Sağ olun. Yaşasın halk. Hani şey yapacaklardı, gömeceklerdi bu insanları. Bu kadar insanları küçük görüyorlardı. Bu kadar insanı, bu halkı küçümsüyorlardı. Bu halkın ayağına herkes gitti. Bu arkadaşlarımın hepsinin emeğine sağlık. Bunlar her biri bir kahraman. Bunların hepsinin alnında öpülecek, büyüklerin ellerinden öpülecek insanlar. Yazık, şehir kazansın. Biz kimse bizim düşmanımız değil. Şahin de benim arkadaşım. Yarın onunla da kol kola yine aynı uçağa bineceğiz. Hiçbir şey yok. Halk kazandı. Yaşasın halk. Halkı tebrik ediyor. Tabii uzun bir süre çalışıldı. Bu seçimlerin ülkemize, memleketimize, iş dünyasına, sanayicisine, tüccarına, esnafına, ticaret ve sanayi odasının tüm üyelerine ve Kahramanmaraş halkına hayırlı uğurlu olsun. Tabii artık seçim bitmiştir. Seçimden sonra karşı tarafta da onlar da bizim kardeşimiz, dostumuz. Kazanan Kahramanmaraş ve iş dünyası oldu. Tabii burada ticaret ve sanayi odasından seçilen arkadaşlardan Kahramanmaraş halkı ve iş dünyası çok büyük hizmetler bekliyor. İnşallah kazanan arkadaşlara, memleketimize güzel hizmetler yapmayı Rabbim nasip etsin. Her şey çok güzel oldu. Huzur ortamında ben burada güvenlik güçlerimize, seçim kurulu üyelerine, herkese teşekkür ediyorum. Huzur içerisinde bir seçimi yapmış olduk. Kahramanmaraş'a yakışır, iş dünyasına yakışır bir seçim oldu. Tabii bu bir demokratik bir yarış. Burada demokrasi şölenini biz hep birlikte, hep beraber yaşadık. Ben katılan tüm üyelerimize, Kahramanmaraş halkına, burada hizmet eden güvenlik güçlerimize, seçim kurulu üyelerine, burada hizmet eden herkese ben canı gönülden teşekkür ediyorum. Var olsunlar. İnşallah bu seçim tabii 27 senedir seçim tek liste olarak devam ediyordu. Böyle bir seçim de artık lazımdı. Burada bir yenilenme oldu. Yeni yeni genç üyelerimiz ben burada gördüm. Gerçekten o gün 27 yıl önce hiç doğmamış olanları bugün sanayici olmuş, tüccar olmuş, esnaf olmuş, meclise girenler oldu. Burada oy kullananlar oldu. Tabii bir kan değişimi lazımdı. Bu bir demokratik yarış. Kan değişimi de güzel oldu. İnşallah tekrar hayırlı olsun diyorum. Basın mensuplarımıza da teşekkür ediyorum. Onlar da çok büyük görev üstlendiler. Seçimlerin huzurlu olması bizim en büyük arzumuzdu, isteğimizdi. Çok güzel, çok şükür huzurlu bir seçim oldu. Ben herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Bugün Ticaret Sanayi Odamızın seçimi olmuştur, bitmiştir. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. İnşallah Kahramanmaraş için hayırlı olacak bu seçim. Tabii seçilen başkanlarımız, burada başkanımız iyi bir hizmet yapması lazım. İnsanlara tabii hizmet etmek her zaman önemlidir. Ben tüm arkadaşların eline sağlık diyorum. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Kahramanmaraş bugün kendine yakışır bir seçim yaptı. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Burada çok önemli bir yarış vardı. Memleket için yapılan bir yarıştı. Ben kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Kaybeden arkadaşları da inşallah bundan sonraki dönemlerde de daha iyi gayretlerini sunacaklarını düşünüyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun.
Mustafa Buluntu Başkanımızın yeni dönemde yeni bir çığır açacağını, bu meslek gruplarıyla daha güzel projelerle yola gideceğine inanıyoruz. Kendisini de kutluyorum ve tebrik ediyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Adayımız kazandı. Diğer komiteleri de öbür adayın komiteleri kazandı. Ama burada şunu gördük. Bakın bu yarış çok güzel bir yarış oldu. Hiçbir zaman bizim dediğimiz gibi demokrasi şölenine dönüştü. En ufacık bir tartışma yaşanmadı. Gayet insanlar özgür bir şekilde geldi, oylarını kullandı. Ve günün sonunda kazanan yine Kahramanmaraş oldu ve ticaret ve sanayi odamız oldu. Tabi bu süreçte bize birçok arkadaşlarımız destek oldu. Gördüğünüz gibi ben tüm ekip arkadaşlarıma, sahadaki çalışan komitelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve Ticaret Borsa Başkanımıza ve bizim yanımızda duran tüm kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben ne diyeyim, şu an çok mutluyum. İnşallah Allah utandırmasın. Bundan sonra güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Başkanım, bir kan değişimi yaşandı tabii. Sayınlarla da sizlerle birlikte. Başkanlık sürecinin sonunda açıklamıştı. Kahramanmaraş için çalışacağız. Adayımız Mustafa Buluntu demişti efendim. Bundan sonraki süreçte Kahramanmaraş'ı neler bekliyor? Biraz bilgiler alalım mı? Biz hep şunu demiştik. Anlattığımız toplantılarda ve basın toplantılarında da dahil olmak üzere. Biz ticaret ve sanayi odamız çatı kuruluş olsun. Artık ticaret borsamız, esnaf odalarımız bu çatı altında birleşsin. Hep beraber Kahramanmaraş adına ne yapılması gerekiyorsa ortak bir ses çıkartalım. Ortak çalışalım ve şehrimize faydalı olacak ne varsa biz birlikte hareket etme kararı almıştık. Çok şükür ki bugün de bu birliktelik sağlanmış oldu. Artık bundan sonra şehir adına ne yapılması gerekiyorsa çatı kuruluş olacak. Bu çatı altında yapılacaktır. Teşekkür ederiz. Sayınlarla sizden neler söyleyeceksiniz efendim? Tabii çok mutluyum. Benim can dostum, arkadaşım, desteklediğim, aylar önce ismini açıkladığım, kendisiyle beraber yol yürüdüğüm büyük abilerim, mesela Hanife Öksüz, ona burada huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Ben bu şehrin abisi Hanife Öksüz dediğim zaman bazı insanlar kendi kendine 3 kişilik, 2 kişilik toplantılar yaptılar. Onlara buradan sesleniyorum. Gelin hep beraber Hanife Öksüz'ün yanında toplanalım. O bu şehrin değil, bu ülkenin değil, bu dünyada eşi benzeri olmayan bir insan. Onun kanatları altında hep beraber toplanalım. Yine diyorum, yine sesleniyorum. Bu şehre sesleniyorum. O kapalı kapılar ardında kimse hesap yapmasın. Hesap Maraş'ın hesabı olsun. Maraş olsun. Maraş'la beraber olalım. Maraş'ı kalkındıralım beraber. Hep beraber olalım. Hepinize sevgiler, saygılar. Bütün Maraş'ın halkına çok teşekkür ediyorum. Bu saate kadar burada bekleyen bu güzel dostlar, güzel insanlar, bu seçime uzak yollarda İzmir'den, İstanbul'dan, Bursa'dan, Konya'dan gelen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Onlar da geldiler, bize destek oldular. Onlar bu şehrin güzide insanları. Maraş diyorlar. Hep beraber Maraş diyoruz. İnşallah Maraş kalkınacak beraber. Teşekkür ederiz başkanım. Evet, meselesi Kahramanmaraş olan insanları bugün hep beraber burada bir aradayız. Rabbim utandırmasın. İnşallah en büyük muvaffakiyetleri bizlerle birlikte Mustafa Başkan'a destek olarak Kahramanmaraş için hep beraber çalışacağız. Allah hayırlı mübarek eylesin. Emeği geçen herkese canı gönülden ben de şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum. Teşekkür ederiz Sayın Erkan. Bu seçimlerin ülkemize, memleketimize, iş dünyasına, sanayicisine, tüccarına, esnafına, tüm Kahramanmaraş halkına hayırlı olsun. Huzurlu bir seçim geçirdik. Bu seçimde görev alan emniyet mensuplarımıza, seçim kurulu üyelerine, siz değerli basın mensuplarına, buraya uzaktan gelip oy kullanmaya gelen tüm üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Tabii bu bir bayrak yarışı, bu bir demokratik bir yarıştı. Burada aslında kaybeden yok. Kazanan Kahramanmaraş ve iş dünyası oldu. Diğer gruptaki arkadaşlarımız da hepsi bizim kardeşlerimiz, dostlarımız, beraber iş yaptığımız, onlar da gönül dostlarımız. Burada kaybeden yok. Tabii üyelerimiz bizlerden çok büyük hizmet bekliyor. İnşallah güzel hizmetler yapmayı seçilen meclis üyelerine, başkanlarına, hepsine büyük görev düşüyor. İnşallah güzel görevler yapmayı Cenab-ı Allah nasip eder. Tabii Kahramanmaraş Türkiye'nin çok büyük, önemli bir üretim gücüne sahip. İlk 1000 firma içerisinde 40 tane Kahramanmaraşlı firma var. Bu %4'e tekabül eder. Bu çok büyük bir rakam.
Kahramanmaraş'ın tabii iş dünyasının, sanayinin, esnafının, çiftçisinin sorunları var. Bu sorunları inşallah hep birlikte, hep beraber çözeceğiz. Bunları gündeme getireceğiz. Bunlara çözüm yolları arayacağız. Kahramanmaraş inşallah daha gelişmiş, daha müreffeh bir Türkiye'nin gelişmiş 10 il arasında yer alacak. Bu ekip ben bunu çok güzel gerçekleştireceğine, bu hedefleri yakalayacağına da canı gönülden inanıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Huzurlu bir seçim geçirdik. Kazanan iş dünyası ve Kahramanmaraş oldu. Hayırlı uğurlu olsun. İlkelerle biz ortaya çıktık biliyorsunuz. Ve ben bu arada Meclis Başkanımız Hanifi Bey'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü ilkeli bir duruş sergiledi. Ve ilkelerle hareket ettik. Ve sahada da ilkelerle hareket ettik. Ve sonuçta dediğimiz gibi, az önce Mahmut Bey'in de dediği gibi, bu seçimin kazananı Kahramanmaraş. Bize oy versin vermesin, artık bu dakikadan sonra kim olursa olsun Ticaret ve Sanayi Odası herkese kapısını açacak. Ve herkesi biz kucaklayacağız. Kırgınlıkları ve küskünlüklere asla müsaade etmeyeceğiz. Ve iş dünyasını inşallah bu çatı altında toplayacağız. Daha sonraki görüşmelerde buluşuruz inşallah. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Sağ olun.